Kaderi görüşüyor ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yapıyor. 2 milyon aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyon aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak. Bizim hükümete ilişkin sunduğumuz teklif kamuoyunun malumu. Dolayısıyla 8 artı 7 yüzdelik zam, %3 refah payı, 200 TL taban aylık iyileştirmesi. İkinci yıl için ise 6 artı 6 yüzdelik zam ve %2 refah payı olmak üzere biz bu anlamda teklifimizi kamu işveren heyetine sunduk. Yarın bunun üzerinden kamu işveren heyetinin teklif sunacağı bir sürece girmiş durumdayız. Onun için yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum. İşçilere ilişkin yürüyen süreci hayırlı olsun demekle yetiniyorum. Çünkü Türk İş'in masaya sunduğu çerçeve sözleşme için rakamlar kamuoyu tarafından dikkatle takip edildi. Türk İş'in buna ilişkin imza eşiğini kendi yetkili organlarında tartıştığı ve imza altına aldığı, buna ilişkin de masada bir çerçeve yürüttüğü ve neticede imza eşiğini yakaladığında da buna ilişkin imzayı kamuoyuyla paylaştığı bir süreç yaşandı. Bu süreç tamamen Türk İş'e ait bir süreçtir. Dolayısıyla işçi memur sözleşmeleri her ne kadar bir yıl itibariyle kesişmiş olsa da burada farklı paradigma, farklı sistematik üzerinden yürüyor. Onlar 2019-2020'yi görüştüler. 2019 geride kaldı. Biz 2020-2021'i görüşmüş olacağız. Dolayısıyla birebir aynı kıyaslamak çok sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmaz. O yüzden Türk İş'in bu anlamdaki iradesine bütün başkanlarıyla, genel yönetimi ve kamuda örgütlü bütün sendikalarının başkanlarıyla mutabakat halinde imzaladıkları sözleşmeye saygı duyuyoruz. Dolayısıyla bu Türk İş'in değerlendirme alanıdır. Biz yarın teklifin gelmesini bekliyoruz. Biz bu masaya ilişkin her zaman kanaatimizin olumlu olduğunu ifade ettik. Çünkü masa çözüm üretme kapasitesi yüksek bir masa. Kamu görevlilerinin de çözüm üretme noktasındaki en önemli mercisi burası, toplu sözleşme masası. Bundan önceki toplu sözleşmelerimizde, geride bıraktığımız 4 toplu sözleşmede çok ciddi kazanımların altına imza atıldı. Hizmet kollarına ilişkin sorun alanlarının bu masada çözüme kavuştuğu ve kazanım hanesine yazıldığı bir sistematiği yaşadık. Ben bu masanın da çözüm kapasitesinin yüksek olduğuna inanıyorum. Biz buna ilişkin tekliflerimizi kamuoyuyla buluştururken de kamuoyunun satın alacağı ve herkesin memur senin teklifleri son derece gerçekçi. Dolayısıyla kamu işverenin de bu gerçekçilik üzerinden meseleye yaklaşması ve buna ilişkin bir teklifle gelmesi gerekir kanaati bütün kamuoyu tarafından şu an satın alınmış, kabul görmüş durumda. O yüzden ben kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle gelmesini buradan temenni ediyorum. Bugün hizmet kollarına ilişkin 179 teklifi yeniden beraber gözden geçireceğimiz ve evet bu şekliyle müzakere edebiliriz diyebileceğimiz bir süreci işletmek üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Birazdan içeri geçeceğiz ve arkadaşlarla 5 hizmet kolumuza ilişkin teklifleri tekrar kamu işveren niyetiyle gözden geçireceğiz. Bu teklifimiz yine geçerli. Biz hizmet kollarına ilişkin tekliflerin bir an önce ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve hatta geçen değerlendirmemde de ifade ettiğim gibi bizim kamu işveren heyetine tekliflerimizi sunduğumuz tarihten masanın başlangıcına kadar olan bir haftalık süre çok disiplinle kullanılmalı, gece gündüz mesai yapılmalı. Ve teklif tasnif süreci o süreçte yapılmalı. Bizim müzakere sürecimizin sıkışmaması açısından bu son derece önemli. Zaten kamu görevlileri sendikacılığı bir ay gibi kısa bir süre içerisinde hakem heyetine dahil olmak üzere devasa sorunları tartışmak gibi bir mecburiyeti yaşıyor. İşçi sendikacılığında 60 gün olan müzakere süreci bizde 30 gün gibi tahkim sürecine dahil olmak üzere sıkıştırılmış bir band üzerinde yürüyor. Bu çok sağlıklı değil. Onun için bundan sonraki toplu sözleşmelerde mutlaka ama mutlaka kamu işverenine teklifler teslim edildiği tarihten masanın başladığı tarihe kadar mutfak çalışması yapılmalı ve tasnif süreci artık geride kalmalı. 1 Ağustos itibariyle direkt müzakere sürecine girilmesi gerekiyor. Çünkü kamuda çok ciddi çözüm bekleyen sorunlar var. Kamu görevlilerinin
3 milyon 200 bini aşkın kitleyi, 2 milyonu aşkın emekliyi söz konusu edindiğimiz bir toplu sözleşmeyi konuşuyorsak, burada masaya gelen sorun sayısı da bize bir şeyi vaz ediyor. 657 maddeyle masaya gelmiş durumdayız. Bunların bir kısmı geçen dönem kazanım olarak netleştirilen, bir kısmı bu toplu sözleşmede genişletilecek olanlar ve neticede bunun akabinde de geri kalan kısmı da burada tartışılarak müzakereye sürecinde kazanıma dönüştürülmesi gereken maddeler. Öyleyse bu kadar geniş bir alana ilişkin çok kısa müzakere süreci çok sağlıklı değil. Bu kamu görevlilerinin asla beklediği bir durum değil. Onun için biz bir an önce hizmet kollarına ilişkin teklifleri müzakere etme sürecini hızlandırmalıyız ve onları görüştükten sonra da genel kısmı görüşmeliyiz diye aynı teklifimizi bugün tekrar yineleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.